yar sırma saçlarında. Burayı bir arabesk mi yapalım biraz? Böyle dertli ya burası. O yar selvi boynuda, o yar sırma saçlarında. Kim kel kalmış? Aşkım, hangisi lan? Uşak yeni iş yapacağım arkadaşlar. Abi o yar selvi boynu ben kısa kaldım. Evet, sırma saçlarında. Kısa kaldım. Ben kel kaldım. Vay, şarkı istiyor. Bana yar olacaksın. O yar kalem kaşlı da ben köse kalırım. Vay benim halime. Bana yar olacaksın. Alkış kıyamet. Arkadaşlar bugün konuğumuz Cengiz. Namı diğer Coşkun Sabah. Estağfurullah. Güzel, hoş sabah sefalar getirdin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok da eğlenceli geldim. Vallahi. Bu Coşkun Sabah'ın Hatıram Olsun şarkısı senin olduğu düşünülüyor. İnsanlar geçen yolda geçerken. Hangisi anlar mı? Hatıram Olsun. Yok benim değil. Değil mi? Dilema çok sevdiğim bir şarkı. Ben ona evet çok sevdim Hatıram. Abi o şarkı adını diye çağırdık biz. Abi o şarkı senin değil mi hakikaten? Değil. Abi görüşürüz. Abi görüşürüz yani. Onu da okuruz. Gerçekten öncelikle ben buradan Orhan Gazi halkımıza, tüm müzik severleri de sevgiyle selamlıyorum. Sizlere yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Eyvallah. İlk yayınınızdan beri takip ediyorum. Orhan Gazi için çok güzel bir adım olmuş. Umarım hak ettiği yere gelir. Evet, buradaki tüm ekip arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bak şarkının bir etkisi var. Melodi uyuşturmuyordum anladın mı? Bak, bu şarkının bir etkisi var. Abi sahneler nasıl gidiyor peki? Yani sahneler... Yani sahneler... Faruk Ezcan eşi. Faruk Ezcan eşi. Eskisi gibi keyifli mi? Keyifli. Şimdi şöyle bir şey. Bakın ben hem klavye çalıyorum başta, evet. Sonra udla çıkıyorum. Şimdi bir tarz oluşturmadığınız zaman sadece klavyenin başına olmuş olsaydım ben, sadece klavyenin başına geçtiğim zaman her şeyi ister. Aa der, bu her şey çalar. Bu var insanlarımızın haklı olarak. Enteresan şarkılar. Ve internette sadece mesela, internette sadece klibi olan bir şarkı mesela. Diyor ki şundan bunu çalar mı? O sanki ork her şeyi çalar, her şeyi çalar gibi zannediyor. Evet, evet. Ama ben ne zaman ki bu ud, elektro uda geçtim, sahnede daha bir ortada olmak daha iyi. Tarz, ha tamam diyor, bu şarkı okur diyor. Bildiğim şarkı geliyor zaten. Bilinçli dinleyici diye bir şey var. Var, var. Gerçekten. Ama şey, repertuar çok can sıkıcı oldu son dönem. Başına geliyor mu senin de? Yani mesela bir duyanları duymayanları furyası, adamı artık kusturana kadar söyletiyorlar. Dinleyen bile bıkmaya başlıyor. Ya çok çabuk tüketiyoruz. Evet. Aynı şarkı iki kere yani ben de çok ben tercih ediyorum. Müzisyenler ama şimdi şöyle yapıyor bazıları. İstek yapın hadi. Hadi istek yapın. Hadi istek yapın. O İçeriği da yakalamaya çalışıyor. O da evet. Yok. O farklı şey var ya onun hani. Anladım. Yani bir şarkı iki kere okursun da büyük bir hatır olur arada. Değil mi? Okursun iki kere. Ben de 100 lira girince okuyorum. Sen de okumuşsundur. Sen 200 okuyorum. Liradan çok okumazsın. Tabii, yok yok. 100 lirayı da okuyorum ya. 100 lirayı okuyor musun? 50 lirayı da okuyorum ya. Ben 20 liraya 5 lira okuyorum. Ne olacak 250 lira yok ya. 5 lira yok mesela. İyi. 1 lira. He? 1 lira yok abi. Ya bir ekmek alalım. 50 lira veriyorsun. 1 lira ekmek alalım. Abidin mi? Abidin 1 liraya forma giydi ama. Yani. Şimdi Nijerya. Nijerya'da böyle yani. Onlar kim Abidin? Abidin Orhan Gazi Spor'un bir siyahi forveti var ya işte. He. Program konuştuk mi? Tamam. Yok izlemedim. İzlemediysen kalk git buradan. Niye? Son programı izlemedim 6. bölümü. Arkadaşlar buraya alayları izleyen adam getirin ya. Az önce ne güzel konuşuyordun. Bütün bölümlerinizi takip ediyorum falan. Kayıtta mıyız? Buna ne deniyor? Akustik ud mu deniyor yoksa? Bu tekneli. Yani tekneli. Ud asıl bu. Arap. Bakabilir miyim bir kere? Arap udu. Ama çok dertli bir havası var bu aletin yani. Çok çok çok. Değil mi? Çok. Şu an birkaç tane beyazladı da saç olmadan göremiyorsunuz. Yani bir hareketli bir şey çalabilirsin ama. Hareketli mi? Yani nasıl ses çıkacak onu merak ettim. Böyle çıkıyor işte. Şimdi kendimi seni kaybetmeye hazırlıyorum. Kolay olur inan bana. Kendimden bile kaçtığım yerlerde arıyorum seni. Hep bu yüzden adımlarım hep ölüme yakın. Haritada kendine bir yer bulamıyorsun. Çünkü seni sığabileceğin tek yer benim kalbim. Çünkü bu ağırlığı benden başka kimse taşıyamaz. Kurşun kalemle karaladığım yüzünü görünce kafayı yiyorum. Yetim kalıyor aşkım. Elveda diyorsun. Eyvallah. Eyvallah.
çöplüklerde biz seninle gülüşürdük. Martılar ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişelim. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına, kum gibi ezilir. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekilme. Bırak da sarılayım ayaklarına, kum gibi esip de geç. Bravo! Sadece çalıp söylesin var. Bak ya, şu an umudayım yani. Ama çok dertli enstrüman. Sağlığa zararlı bence arkadaşlar ya. Ne yapalım? Bence bunları da alalım buraya, şarkı söyletelim zorla. Arkadaşlar siz yönetmeni görmediniz. Yönetmen arkada bayağı göbek attı. Vallahi yani. Koptu ya. Bu şarkı hikayesi biliyor musun sen? Adam böyle elleri olmayan bir kadına aşık oluyor. Acayip aşık oluyor. Ondan sonra burada evlenmeye karar veriyorlar. Evleniyorlar. Evlendikleri gece kızın elleri çıkıyor. Adam diyor ki ben diyor seni ellerin olsun diye mi sevdim diyor. Ellerin olsun diye mi sevdim diyor. Ellerin olsun diye mi sevdim diyor. Hadi canım sen de ya. Allah inanmışsın ya. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayım. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayım. Ben de bir zamanlar sevildim ama seni yüzümde düz vurgun sayar. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayar. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayar. Harken ufuktan bir akşam güneşi bırakıp gitmiştin beni sen sevgilin. Yıllar yılı oldu hala
dönmedim yedim. Ne olur ne olmaz, ne olur ne olmaz, ne olur dön bana. Bak batıyor yine akşam güneşi, akşam güneşi. Abi bize enstrüman verdin mi biz çalıyoruz, anladın mı? Bizim evde enstrüman yoktur mesela, benim altım kesinlikle gönderip gidiyor. Tabii canım, ben kimse sohbet etmem ki, alırım gitarımı kucağım ve boyuna. Aa. O zaman sen ne istiyorsan o. O yüzden bunu almanız lazım. İçinden de geçiyorsun. İnan şiir gözlüm, İnan gönül sözlüm, sensiz bir dünya yaşamam, yaşam, yaşayamam. Elim elimde, gözüm gözlerimde, bil ki yüreğimde sıcacık, sıcacık bir sevgin var. Sende hatıralar var, sana sitem ettiysem, sitem sevgiden doğar. Ben sende yaşadım, sinirle tattım böyle bir aşkı. Hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkı. Çal benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı. Ya sadece çalalım söyleyelim istiyorum. Çok keyifli. Bugün hiç konuşmasak olmuyor mu yönetmenim? Ben şimdiye kadar böyle bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum ya. Tabii ki işimiz çalmak söylemek ama böyle adamla da başka. Ya programdan önce bu arada konuştuk, dedi ki hani siz nasıl yapıyorsunuz o şekilde yapalım dedi. Hani çok sohbet, müzikse müzik dedi. Ama bizi ben bozdu. Böyle ben varım. Duygudan duyguya soktu bizi. Çok konuşamadık onunla. En hüzünlü şarkıları bugün mi okuduk programda? Bence bu da bir eğlencedir. Abi bitti mi seninki? Koyan mı hocam? Koy ya. Orhan Gazi doğumlusun abi sen? İstanbul doğumlu. İstanbul doğumlusun. İstanbul'da doğdum. 98'de Orhan Gazi'ye geldim. 98'de zaten askere gittim. Askerlikten sonra burada birkaç mekanda sahne aldım. Sıran Baba Restorant'ta 8 sezon, 7 sene tam orada çalıştım. Sonra birkaç yıl ben farklı yerlerde çalıştım. Şu an Gemlik Atamer'deyim. Bu ayın sonunda da orayla anlaşmam bitiyor. Mudanya'da inşallah siz değerli dostları ağırlamak isterim. Mutlaka gelirsin. Mutlaka gelirsin. Mudanya ile anlaştım. İznik'te yine haftanın bir günü Nikia Otel'de çıkıyorum. Abi tekrar ayağına sağlık. Son söylemek istediğin şeyler varsa dinleyicilerine, seni sevenlere. Ben bugün buradayım. Siz de burada mısınız? Ben çok beğendim. Çok keyif aldım bugün. Biz şimdi içeride çalmaya devam edeceğiz. Ben ona sabırsızlanıyorum böyle. O moddayım şu anda yani. Ama bunu ben çalmak istiyorum. Esen kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Cheese.